ben şimdi sana Tonguç'cum TOS'tan bazı sorular çözeceğim. TOS nedir hocam? Enem, TOS dediğimiz şey temel orta sınav tarzı soruların birleştiği bir dergi. Bu dergi birinci adımı çıktı, çoktan çıktı. Kırtasiyelerden alabilirdin aslında. Şimdi Tonguç'cum TOS'tan sana bazı sorular çözeceğim. Hatta göstermek istiyorum soruları. TOS birinci adım sayfa 23 soru 9'u çözeceğim Tonguç'cum. Hemen açıyoruz. Bu soruyu seninle çözeceğim. Şimdi TOS dediğimiz ürünümüzde ne var Tonguç? Hemen göstermek istiyorum. Sınav tarzı sorular var. Bu sınav tarzı sorular sağ tarafta olacak şekilde ve temel sorular, orta seviye ve sınav tarzı olmak üzere sorularımız var. Bu sorulardan çok önemli olanları çözeceğim. Çünkü yeni örnek sorular açıklandı ve örnek sorulara uygun sorular zaten TOS'ta vardı. Mesela bir örnek. Bak. Bir ayrıtın uzunluğu santimetre, cinsinden A olan kübün taban alanı A kare, yüzey alanı 6 A kare ve hacmi A küptür demiş. Aynı örnek sorulardaki gibi bize formüllerin hepsini vermiş. Formüllerden sonra bizden bir şey yapmamızı bekliyor. Bak, bir öğretmen 4 öğrencisinden yukarıdaki bilgileri kullanarak aşağıdaki tabloyu doldurmalarını istemiştir. Fakat sadece Tonguç tablonun tamamını doğru doldurmuştur. Bakalım, doldurduğu tablo buradaymış. Buna göre Tonguç'un boşluklarını doldurduğu tablo aşağıdakilerden hangisidir demiştir. Tonguç'um bak, yeni tarz sorularda artık şunu biliyoruz ki bir de bize bütün formülleri veriyor. Sonrasında karışık bir durum veriyor bize. Bu karışık durumda günlük hayattan bir örnek olabilir, gerçek yaşam durumu olabilir ve bizden cevabı bekliyor. Bizim akıl yürütmemizi, yorum yapmamızı bekliyor. Hemen bakalım Tonguç'um bak, senin yaptığın tabloda hacmi 729 olan bir şeyden bahsediyorsun sen. Hacminin 729 olabilmesi için bir kere bunun hacminin A küp olduğunu vermiş ya, bir 729'u çarpanlarını ayıralım Tonguç'um. 729'un yanına böyle bir çizgi çektim. 729 kaça bölünür, kaça bölünür, kaça bölünür? Tonguç'um 3'e bölünür. 3'e bölünürse 243 olur. Tekrar 3'e bölünür Tonguç'a bölünür. 81 olur. Tekrar 3'e bölünür Tonguç'a bölünür. 27 olur. Tekrar 3'e bölünür 9 olur. Tekrar 3'e bölünür 3 olur. Tekrar 3'e bölünür 1 olur Tonguç. O zaman 729 dediğimiz sayı aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3'ün 6. kuvveti. Biliyoruz ki üst sayılardan neydi Tonguç'um? 3'ün 6. kuvveti dediğimiz şey aslında 9'un 3. kuvvetiydi. Yani biz bunu aküp'e dönüştürmeye çalışıyoruz ya. 9'un niye 3. kuvveti? Çünkü 9 aslında 3'ün 2. kuvvetiydi. 3'ün 2'nin 3. kuvveti aslında bize 9'un 3. kuvvetini veriyor. Dolayısıyla bizim burada bulmaya çalıştığımız hacim aslında ayrıtı 9 olan bir şeyden bahsediyoruz. Hatta bunu da böyle yazayım sana Tonguç'um. Demek ki ayrıtı 9'muş. O zaman taban alanı dediğimiz şey, taban alanı A kareydi. 9'un karesi 81'dir Tonguç'um. Yüzey alanı dediğimiz şey 9'un neydi? Karesinin 6 ile çarpımıydı. Hemen yapalım. 9'un karesi 81. 81'i de 6 ile çarparsak Tonguç evladım benim 486 çıkar. Demek ki burası 486'ymış. O zaman bizim bu sütunda 9, 81, 486. 9, 81, 486. Bunları aramamız gerekiyor. 9, 81, 486. Bunların hepsi oluyor. O zaman C şıkkını attım. Şimdi geriye kaldı 150. Yüzey alanı dediğimiz şey ise 150'ymiş. Yüzey alanı 6 çarpı A kare ile bulunuyordu. O zaman bunu da farklı bir renkte yapalım. 6 çarpı A kare dediğimiz şeyin 150 olması gerekiyor. 6 çarpı A kare 150 ise her iki tarafı 6'ya böldüğümüz zaman Tonguç, A karenin 25 olduğunu buldun mu? Tamam, bu kadar. O zaman A'nın 5 olduğunu buldun mu? O zaman A'nın da 5 olduğunu. O zaman ayrıtı da 5 olacakmış. Ayrıtı da 5 olacakmış. Taban alanı 5'in karesi olacak. Çünkü burada vermiş taban alanı A kare diye. Bunu patlattık. Bu geçti. Taban alanı 100 demiş. Bu da saçmalık. O zaman taban alanı 25 olan ve zaten bunu biliyorduk. Hacmi de Tonguç'um 5'in kübü olacaktı. Hatırlıyorsan A küp olacaktı. 125. Evet, doğru cevabımız Bursa seçeneği. Bak Bursa. Dikkat et Tonguç'um. Birçok adımda çözdük. Yaparken bir sürü basamak kullandık ve her basamak aslında bize bir şeyler öğretti ve birazcık daha düşündürdü. İşte sınav tarzı sorularda da aynı bunun gibi, sınav tarzı sorularda da aynı bunun gibi bir formülü veriyor, bilgiyi veriyor. Ardından bununla alakalı sana bir gerçek yaşam durumu veriyor. Tabii bunu yapana kadar senin ilk başta bunların hepsini, yani temel soruların hepsini, sonra orta soruları, sonra sınav tarzı soruları geçmen gerekiyor diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Geldik TOS birinci adım sayfa 29 soru 9'u yapıyoruz. Of. Ali ayrıtları 20, 40 ve 50 olan
aşağıdaki dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeylerini eş dikdörtgenlerle kaplayacaktı demiş. Tamam. Mehmet de ayrıtları 50, 60, 80 olan dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeylerini eş dikdörtgenlerle kaplayacaktır demiş. Tamam. Buna göre bu iş için aşağıda kenarlarının uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisini hem Ali hem de Mehmet kullanabilir demiş. Bir kere bunun ayrıtlarını böyleyse, bir kere bunların yüzeylerini kaplayacaksak, bunların yüzeyleri aslında farklı farklı dikdörtgenlerde oluşur. Bunun mesela bir yüzeyi 20-40 bir dikdörtgenle oluşur. Mesela şurası 20-40'a bir dikdörtgen. Burası ile burası. Kısa ve uzun kenarını yazdım. Veya diyelim ki 50'ye burası kaçtır? 20'dir. Dolayısıyla 20'ye 50 bir dikdörtgen vardır. Veya Tonguç evladım benim, burası 40'sa burası da 40'tır. Burası 50 ise burası da 50'dir. O zaman şu dikdörtgende 40'a 50'dir değil mi Tonguç evladım? O zaman 3 farklı yüzeyi vardı zaten dikdörtgen prizmasının. Bunların 3'ünü de yazdım. Peki aynı şeyi Mehmet için de yapalım. Mesela şu yüzeyine bakarsak eğer 50'ye 80 bir dikdörtgen. Yani şurası 50, şurası 80. Veya şu yüzeyine bakarsak, 50'ye 60. 50'ye 60 bir dikdörtgen. Veya Tonguç'um yukarıya bakarsak, burası 80, burası 60 olduğu için 80'e 60 bir dikdörtgen çıkıyor. Tonguç, bizim istediğimiz şey şu. Bu yüzeylerin hepsini eş dikdörtgenlerle kaplayacağız. Mesela örnek olarak 20'ye 40 alsam. 20'ye 40 bunu tam kaplar. Süper. Harika. Bu ne oldu? Ama 20'ye 40 bunu tam kaplayamaz. O zaman bunu eledim bile. Hepsine uyması gerekiyor. Bak bütün yüzeylere uyması gerekiyor. Hem bunu hem bunu kaplayacağız çünkü. Mesela 5'e 15'e bakalım. 5'e 15'te 5 20'nin katı. Süper. 25'in katı doğru. 40 peki 15'in katı mı? Hayır değil. Bu da patladı. Neden? Buna 20'ye 40 uymaz mesela. 5'e 20 ile 20'ye 40'ı kaplayamayız. Peki 10'a 25'te. Mesela 10'a 25'te sallıyorum. Buna bakalım. Şu diyelim mesela. Şunu alabilir miyiz? Evet bak 6 tane 10'dan 2 tane de 25'ten bu olur. Süper. Ama 10'a 25'i bunu kaplamaya çalışsak 25 olur. Bu da olur. Bu da olur. Süper. 10'a 25 bu olur mu? Hayır bu olmaz. 10 bunun katıdır. 10 bunun katıdır ama 25 hiçbirisinin katı değildir. O zaman bu da patladı. Aynı şekilde 10'a 25'i bunda deneyebiliriz. Bunda olabilir. Bunda olamaz ama neden 10'a 25? Çünkü bu 10'un katı ama bu 25'in katı değil diyoruz. O yüzden tek olabilecek seçeneğimizin A olduğunu dikkat edelim. Hepsini deneyelim bak. Bu 10'un katı, bu 20'nin katı. Bu 10'un katı, bu 20'nin katı. Bu 20'nin katı, bu 10'un katı. Ondan sonra bu 10'un katı, bu 20'nin katı. Bu 10'un katı, bu 20'nin katı. Bu 10'un katı, bu 20'nin katı şeklinde hepsine uyacak şey 10'a 20 dikdörtgenlerdir diyoruz. Yani deneyerek buluyoruz. Gerçek yaşam problemi çözüyoruz. Şekilsel düşünüyoruz. Uzun uzun şekiller veriliyor bize. Sayfa 29'u hemen açalım size. Sayfa 29'daki işte böyle büyük bir soru veriyor. Büyük, büyük sorudan bizden yorum yapmamızı bekliyor diyoruz. Yorum ve düşünme soruları da çok önemli diyoruz. Bir tane daha soru çözelim. Bu sefer gerçekten Kazıkul Aziz bir soruyla karşılaşıyoruz. Kazıkul Aziz. Ayşe elindeki turuncu renkli kare biçimindeki kartonu, bu üssü sayı sorusu, onu da söyleyeyim. 9 eş kareye ayırdıktan sonra bak ayırmış. Sonra ortadaki kareyi beyaza boyamış. Daha sonra elde ettiği küçük karelerinde her birini 9 eş kareye ayırdıktan sonra demiş. Bak şunu bile 9 eş kareye ayırmış. Sonra aynı şekilde ortadakini beyaza boyamış. Ondan sonra da böyle yapmış diyor ve böyle saçma sapan bir şekilde çıkmış. Ayşe'nin yaptığı işlemler aşağıda görünmektedir, gözüküyor. Bir kere yapmış, bir kere daha yapmış. Ayşe bu işlemi iki kez daha yaptığında elde edeceği en küçük turuncu renkli kare sayısı kaç olur demiş. Şimdi Tonguç, bu gerçekten de Kazıkul Aziz bir soruya benziyor. Ama buradaki turuncu renkli kare sayısını hemen bir yazabiliriz değil mi Tonguç? Burada bir tane turuncu renkli kare var. Şimdi buradaki turuncu renkli karesine bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. O zaman buna da 8 yazdım Tonguç Erlan Bey. Peki buradaki turuncu renkli kare sayısına bakalım. Şimdi sadece bunun için bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bunda var. Bu kareden toplam 8 tane oluyor. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Toplam 8 tane 8 var. O zaman 8 çarpı 8 tane burada turuncu renkli kare var. İstersen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Bundan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Dolayısıyla 8 çarpı 8 tane. O zaman hemen söyler misin? Üçüncü adımda yani bir tane daha yaptığı zaman ne olacak? Bak 1, 8, 8'in karesi
Bak ikinci adımda 8'in karesi oldu. Birinci adım 8'in birinci kuvveti oldu. Üçüncü adım 8'in üçüncü kuvveti olacak. E dördüncü adımda bir kere daha yapacak diyor. İki kez daha yapacak diyor. Birinci, ikinci 8'in dördüncü kuvveti olacak Tomuç'um. O zaman bizim aradığımız turuncu renkli kare sayısı 8'in dördüncü kuvveti olacak. Peki 8'in dördüncü kuvveti aşağı kenar hangisiyle örtüşüyor? Bakalım 8'in dördüncü kuvveti dediğimiz şey aslında 2 üzeri 3'ün dördüncü kuvvettir. Bak bak burada çok önemli bir şey göstereceğim sana. Buyurun hocam. Şimdi bu soruyu yapıncaya kadar sen yani sayfa 37'deki araya giriyorum ama çok önemli bir şey çünkü bu. Sayfa 37'deki bu soruyu yapıncaya kadar senin şu temel üstü ifadeleri yani şurada üstün üstüne almayı ve benzeri orta düzey sorularını hepsini çözmen gerekiyor Tunç. Bunları yaptıktan sonra bu soruyu geçebilirsin. Çünkü gerçekten çok kapsamlı bir soru. Hem şekilsel düşüneceksin hem gerçek yaşam düşüneceksin. Bu neydi üstün üstü kuralıydı. O zaman 2 üzeri 12 diyebiliriz. 2 üzeri 12 aşağıdaki çıkan hangisi de var? Hemen onu yapabilmek için bunları da 4 aslında 2'nin karesidir. Üzerinde 4 var. Bu ikisi çarpılırsa 2 üzeri 8 eder. Bununla değil. Attık. 4 aslında 2'nin karesidir. 2'nin karesinin 5. kuvveti 2 üzeri 10'dur. O zaman bu da değil. Çünkü 2 üzeri 12 arıyoruz. 4 aslında 2'nin karesidir. 2'nin karesinin 6. kuvveti 2 üzeri 12'dir. Çünkü bu ikisi çarpılır. Cevabımız C'dir diyoruz. 4 aslında 2 üzeri 2'dir. Bu üzeri 7'de 2 üzeri 14'tür. Bu da değil diyoruz. Bunu da denemiş olduk. Çünkü gerçek sınavda hiçbir şekilde hata yapmamamız gerekiyor. İşte bu soruyu yapıncaya kadar senin bu soruların hepsini yapman gerekiyor. Ardından bu soruya geçmen gerekiyor. TOEST'un mantığı da aslında bu. TOEST'un mantığında ilk başta seni temelden çalıştırıyor. Ve sadece Türkçe matematik fen. Çünkü sınavın en fazla katsayıda olan dersleri Türkçe matematik fen 4 katsayıda. Diğerleri birer katsayıda. Dolayısıyla aynı zamanda şunu unutma. YouTube destekli de yani ilk başta sen bu konuyu yapmadan önce buradaki videoyu LGS kampında 2005 tayfa için yaptığımız bu videoyu izliyorsun kare kodu okutarak. Sonrasında eğer burada yapamadığın soru varsa TATS uygulaması da cevabını hemen buluyorsun Tunguç'um. Dolayısıyla burada sana süper bir interaktif kitap hazırladık. Dolayısıyla bu kitabı yapar hatta 10 adımda TEPS de var içinde. 10 adımda mesela şurada hangi tarihte başladın Tunguç'um? 20-10-2018'de başladın. Bu şey yaptın mı? Buna tik attın uç. Mesela bilmem ne yaptın mı? Buna tik attın uç. Yaparaktan 10 adımda bunu da bitirebilirsin. Süpermiş hocam. Söylemek istiyorum sana Tunguç'um. Ve bu şekilde aslında sen LGS sınavında çalışırken mükemmel bir şekilde sınav tarzı, gerçek sınav tarzı sorularla çalışacaksın. Bunu nerede bulabilirim ve hocam? Ve Tunguç'um bunu iyi butonundan bulabilirsin ve aynı zamanda Tonguç kitapçılarında hepsinde var Tonguç. Tonguç kitapçılarının hepsinde yoksa da adamdan iste kafasını şişir. Çünkü bu adam ısrarla isteyeceğim. Ve Eko kitap olduğu için de fiyatı da çok uygun onu söylemek istiyorum. Yenilen bir fiyatta %100 uyumlu. Sınava çalışırken o yüzden yeni tarz sorularla çalışmak için TOEST'u kullanabilirsin Tonguç'um. O zaman ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.